Ayşe'cim, yandın mı? Yok abi, yanmadım. Sen iyi misin Ayşe? İyiyim, ne oldu ki? Ne bileyim, sanki bir şeyler var gibi. Şey... iş yüzünden olabilir. Yani imzaladığımız anlaşmayla büyük bir sorumluluk altına girdik. İnsan ister istemez baskı altında hissedebiliyor. Ayşe'cim, biraz rahatla. Sen de Zehra da çok kısa sürede çok yol kat ettiniz. Yani en zor kısmını hallettiniz bile. Öyle mi diyorsun? Güven bana. Fazla artık. Böyle buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Bu ne güzel sürpriz. Evet, sürpriz oldu ama Zehra Hanım'ın hastalandığını öğrenince ziyaret etmek istedim. Gerekçeye bak ya. Abi, Zehra hasta mıydı? Ayşe'cim biraz kırgındı ama iyi, şimdi toparladı. İyi de Jülde Hanım'la görüştüğümü nasıl anladı ki? Zehra, kızım misafirim var. Misafir mi? Kim? Mehmet Bey. Mehmet Bey mi geldi? Evet, salonda. Tamam, hemen geliyorum. Çok geçmiş olsun Zehra Hanım. İyisiniz değil mi? İyiyim, teşekkürler. Sakin ol Ömer, sakin. Lütfen kendinize iyi bakın. Sizin gibi bir yeteneği yeni keşfetmişken aramıza hastalıkların girmesi pek adil olmaz değil mi? İyiyim, sağ olun. İltifat ediyorsunuz. Kesinlikle hayır. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Sizin gibi yaratıcı insanların sayısı o kadar az ki bir elin parmaklarını geçmez. Zehracığım, yeteneklerim ve otorite tarafından tekrar onaylandı. Ne hissediyorsun? Otoriteymiş. Yani çok mutluyum ama bu övgüler beni biraz telaşlandırıyor. Beklentiyi karşılayamazsam diye. Bu mümkün değil. Yine tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Yetenek asla kaybolmaz. Sadece doğru zemini arar. Evet. Biz bu doğru zemini sizin sayenizde bulduk. Ortaklığımız Zehra'nın yeteneklerinin keşfi için çok güzel bir fırsat olacak. Evet. Sizin değerlendirmeniz, yönlendirmeniz benim için çok önemli. Estağfurullah. Elimden ne gelirse. Ama bu arada eski çizimlerinizi de çok merak ediyorum. Hatta görmek için sabırsızlanıyorum. Tabii. Ben en kısa zamanda eski çizimlerime bakıp bir ayıklama yaparım. Ben şirket kurulurken Zehra'ya çalışmayı teklif ettiğimde uzun süre ayak diredi. Sonra anlaşmamız gündeme geldiğinde beni yarı yolda bırakmamak için teklifimi kabul etti. Yani Zehra'nın aramızda olması bir nevi sizin sayenizde. O yüzden size teşekkür etmek isterim. Asıl ben size teşekkür ederim. Böyle bir yeteneği benimle tanıştırdığınız için gerçekten çok heyecanlıyım. Ve bir o kadar da sabırsızım. Biz de çok heyecanlıyız. Değil mi Zehra? Evet, tabii ki. Yani ben biraz paniklesem de. Keşke geleceğinizi haber verseydiniz. Yani geleceğinizi söyleseydiniz, biz sizi daha iyi ağırlamak isterdik. Ne bileyim, akşam yemeği falan yapardık. Değil mi karıcığım? Evet, çok iyi olurdu. Abi gerçekten çok iyi fikirmiş. Mehmet Bey, akşam yemeğinde bize katılır mısınız? Çok teşekkür ederim. Daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Zehra Hanım'ı gördüm ya, kâfi. Olur mu öyle şey? Lütfen kırmayın bizi. Hem işte konuşmuş oluruz.
Eskiden çok pısırık ve çekingen bir çocuktum. Ne zaman değiştiğimi sorarsanız lise basket takımının kaptanı olduğum yıl. O zamanları pek bir havalıyım. Bütün kızlar peşimde. O yıl ilk kez finale çıkacağız. Koç bana güveniyor. Anlayacağınız bütün takımın umudu benim. Maçı alırsak eğer bizi artık kimse tutamaz diye düşünüyorum. Tribünler tezahüratla inliyor. Maç başladı. Son çeyreğe önde girdik. Rakip takım oyuncu değişikliği yaptı. Sonra skor tabelasına bir baktık. Rakip takım bizi yakalamış. Bir sayı önde. Artık son saniyeler. Koç son molayı aldı. Taktikler verdi. Artık nefesler tutulmuş. Maçı benim yapacağım hücumla bitireceğiz. Sonra ne oldu? Top elimde, adamları geçe geçe gidiyorum. Artık son saniyeler. Basket eğer atamazsam maçı kaybedeceğiz. Tam topu potaya atacağım. Karşı takımdan uzun boylu bir oyuncu beni blokladı. Bir baktım yerdeyim. Eyvah. Maç gitti mi yani? Maç gitti ama şov devam ediyor. Sadece maç gitmedi. Benim basketbol hayatım gitti. Sahadan bir çıkışım var. Kafamı yerden kaldıramıyorum. O utançta soyunma odasına nasıl gittim? Hala hatırlamıyorum. Peşimdeki bütün o kızlar çil yavrusu gibi dağıldı. Bu nasıl bir ajitasyondur böyle? O yaşta bir delikanlı için tam bir trajedi. Kaç senesiydi? Hatırlıyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam yıl 2002-2003. Fransız lisesine yenilmiştiniz değil mi? Nereden biliyorsunuz? Takımın kaptanı bendim. Bir dakika, bir dakika. Siz mi kupayı aldınız? Ben hatırlıyorum o maçı. Şampiyonluk maçıydı değil mi? Arkadaşlarımla seni izlemeye gelmiştik. Sen kupayı kaldırdığında böyle alkışlamaktan avuçların içi acımıştı. Hak ettiniz ama. Çok iyi oynadınız. Demek takıma sonradan gelip farkı kapatan sizdiniz. Öyledir Ömer. Hayatımda tanıdığım en çalışkan, en disiplinli insan. Hiç şaşırmadım. Elini atıp da düzeltemeyeceği hiçbir şey yok. Bir adama karısından duyduğu bu iltifatlardan daha fazla ne mutlu edebilir ki? Mehmet Bey, görüyorsunuz değil mi? Ailemizin çifte kumruları. Şu anda halamın odasında kesin kulakları çınlamıştır. O da böyle konuşur da. Oo, saat kaç olmuş? Zaman nasıl geçti anlamadım. Ben de sizi esir aldım. Gerçekten kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Çeyizimde vardı. Düğünden önce Cevriye ablayla almıştık. Öyle duracağına giyeyim dedim. İyi yapmışsın. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Saçların da çok güzel olmuş. Öylesine topladım aslında. Ben iyi geceler demek için gelmiştim. İyi geceler. Teşekkür ederim. Teşekkür mü? Akşam söylediklerin için. Ben olanı söyledim. Beni onurlandırdın.
Hissettiklerimi söyledim sadece. Ben çok mutlu oldum. Ben bunu söylemekten hiç vazgeçmeyeceğim. İyi ki varsın. İyi ki buradasın. İyi ki... İyi geceler. Sana da. Son deminde aksin, kaybolur ya.
Sen de beni düşünüyor musun? Sessizliğe alışkın bu yürekteki yangınlar, kimin nerede ardımdaki bıraktığım o eski halim, al bu yüreği onu koru, sol yanım yerine tut elinden, içimde saklı düşlerimin, ah bu gizli aşk, bu deli oyun yakalar bizi. Şu an ne yapıyor acaba?